Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tepside magnolia tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. Tencereye 5 su bardağı yani 1 litre sütü alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü her evde olan ve tüm tariflerimde kullandığım klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Evet 3 yemek kaşığı unu ve 3 yemek kaşığı nişastayı da ekledim. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısını da ilave ediyorum ve tüm malzemeleri pişirmeden önce iyice karıştırıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Karıştırmayı hiç bırakmadan koyulaşıncaya kadar, kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Kaynama noktasına geldi. Gelmesi gereken kıvam da böyle. Ocağın altını kapatıyorum şimdi. Bir paket vanilyayı ve bir yemek kaşığı tereyağını ekleyerek karıştırıyorum. Yağ erinceye kadar karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum. Üzerinin kabuk tutmaması için arada karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini soğumasını sağlıyorum. Bu arada bisküvileri ve çilekleri hazırlayacağım. İsterseniz çilek yerine muz da kullanabilirsiniz. 200 gram bebe bisküvisini rondon içerisine alıyorum. Burçak bisküvi ya da petit beurre bisküvi de kullanabilirsiniz. 6 tane çileği bu şekilde kestim hazırladım gördüğünüz gibi ne çok ince ne de çok kalın ne diyecektim unuttum ha, kullanacağınız tepsiye göre çilek miktarı da değişebilir benim kullandığım gibi çok sık aralıklı yerleştirmek zorunda da değilsiniz daha az çilek de kullanabilirsiniz şimdi rondodan geçirmiş olduğum bisküvileri tepsiye döküyorum yani yarısını tepsiye döküyorum kullandığım tepsi küçük dikdörtgen bir borcam. Kare borcam kullanabilirsiniz ya da yuvarlak bir borcam da kullanabilirsiniz. Dökmüş olduğum bisküviyi kaşıkla bu şekilde biraz düzelttikten sonra bardak ile düzeltmeye devam edeceğim. Kaşık biraz gereksiz olmuş. Neyse. Bardakla mutlaka bu şekilde biraz bastırarak düzeltelim ki tatlıyı döktüğümüzde bisküvilerle karışmasın. Gerçi yerken karışacak ama ilk görüntü açısından yapıyoruz bunu. Tatlı soğudu. Şimdi bir paket süt kremasını ilave ediyorum. 200 ml ve mikserle yaklaşık 5 dakika kadar karıştıracağım. tatlıyı dökmeden önce çilekleri görüldüğü gibi yerleştiriyorum. Videonun bu bölüm ne kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime de yazabilirsiniz ya da eline sağlık diyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız yorumlarla bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Çilekleri yerleştirdikten sonra tatlıyı döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Kalan bisküviyi de döktükten sonra aynı şekilde eşit bir şekilde dağıtıyorum. Buzdolabına alıyorum ve en az 5 saat kadar bekleteceğim. Bir gün yani bir gece bekletirseniz daha iyi olur. Evet kolaylıkla hazırladığım muhteşem tepside magnolyamı buzdolabından çıkarttım. Şimdi kaşık ile servis edeceğim. kaşık kaşık yemelere doyamayacağınız ipek gibi kremasıyla harika gerçekten. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaselerde de yapabilirsiniz bu arada. O şekilde yaptığım tarifi de yakında yayınlayacağım. Ama bir kere de yapayım e, kurtulayım kaşık kaşık sonrasında servis ederim diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Görüntü açısından çok güzel ve lezzet olarak da zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bu tarifimi denerseniz diğer tariflerimden de denedikleriniz olursa yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Evet videonun da sonuna geldik. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan da abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz, hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.